hoş geldin. Hocam merhaba. Sağ olun hocam. Hemen aklımdayken. Eve de yapsak. Tamam. Şimdi burada yeni dahil olanlar ücretsiz olmuyor. Edeceğim. İlgili bir de anahtarlık verecek. Bugüne anahtarlık kullanacağız. Için kullanacağız. Tamam. Bir tane tohum tarlası için Zafer Bey. Bunlar sürük hocam, alabilirsin. Akbelen köyünde ekim dikim yapıyor. Böyle şeylere de ilgim vardı, geldim yani. Hoşuma da gidiyor böyle şey, tohumdu, ziraatçılık. Herkesin de, devletimizin de sahip çıkmasını istiyorum çiftçilerimize yani. Fasulye, kabak tohumu getirdim. Biber, domates getirdim yani. Hepsini takas yaptım. Barbunya bu da. Barbunya tohumu. Evet, Tokat'ımızda ilk kez düzenlediğimiz tohum takas şenliği yapıyoruz bugün. Bilindiği gibi bizim yerel tohumlarımızın gelecek nesillere aktarılmasında ve muhafazasında önemli bir işlevi olacak bu tohum takas şenliğinin. Paydaşlarımız, üreticilerimiz kendi yerel tohumlarını, ata tohumlarını burada getirdi ve birbirleriyle paylaştılar. İnşallah burada paylaşılan tohumlar gen mirasımız olarak kalacaktır. Ve buradan elde edilecek ürünler bereketli olur temennisinde bulunuyorum. Bu tohum takası etkinliğinde açıkçası sadece tohum takası yapılmadı. Aynı zamanda depremzede vatandaşlarımız için, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için bir kermes düzenledik. Üniversitemizdeki hocalarımız organize etti bu kermesi. Depremzedeler için onların yararına bu kermesi düzenlemiş olduk. Efendim, bu etkinlik Tokat'ta ilk defa yerel tohumların takasıyla ilgili ve aynı zamanda da Ziraat Fakültesi imkanlarıyla tohumların çoğaltılarak bölgede üreticilerimizle gen kaynakların korunmasıyla ilgili yapılan güzel bir etkinlik. Şu anda bu genetik kaynakların çoğu üreticinin elinde. Biz ulaşamıyoruz. Biz bu tohum takas etkinliği de biraz esasında bu üreticilere ulaşmanın bir yolu. Hem onlara biz elimizdeki çeşitleri teslim edeceğiz, onlardan alacağız ve bunların hepsi de belki ticari değer olarak çok yüksek olmayabilir ama bir hastalığa veya başka bir konuda dayanıklılıkları çıkabilir. Kaliteli olanlar ön plana çıkabilir. Biz bu bölgede onların üzerinde ıslah çalışmalar da yapacağız ama özellikle ilk etapta bunları toplayıp koruma altına almak. Uzun vadede hedefimiz, tabii Türkiye'deki gen bankası var iki tane. Oraya bu tohumları teslim edeceğiz. Ama kendimiz de hem araştırma tohumlarımızı hem yerel tohumlarımızı inşallah destek bulursak fakültemizde de küçük bir gen bankası kurmayı düşünüyoruz. Bu da Türkiye'de bir fakülte olarak herhalde bizim için ilk olacak. Yerel tohumlara sahip çıkmak, yerel tohumlarımızı ileriki kuşaklara aktarmak açısından bu etkinliği önemli buluyoruz. İnşallah bunun devamı gelir. Zaten tohumculuk kanununda da bu yerel tohumları ticari amaçla satamıyorsunuz. Böyle takas etkinliklerinde çiftçilerimiz birbiriyle takas ederek ileriki yıllara, uzun yıllar devam etmesini sağlıyor. Biz tamamen ücretsiz, gönüllü olanlara tohum dağıtıyoruz. Tek isteğimiz şu, alsınlar, sağlıklı bir şekilde ürünler yetiştirip yesinler, kendi üretecekleri tohumları alsınlar, birazcık da tohumu fazla alsınlar, bize tekrar tohum versinler ki gurbayın dahil olanlara ücretsiz bir şekilde tekrar tohum verebilelim. Çalışma sistemimiz bu. Tohum ne getirdim? Mısırım vardı, fasulyem vardı, 3 çeşit fasulyem vardı. Kabak çeşitlerim vardı, bamyamız vardı. Ondan sonra soğan tohumumuz vardı. Tohumumuz çoktu yani, gitti arkadaşlarım falan hep aldılar. Elimizde daha önce ürettiğimiz, çoğalttığımız veya daha başka arkadaşlardan temin ettiğimiz tohumları bu yıl biz de burada sergiledik. Takasta kullandık. Biz de
Üniversitemizde bulunan bir okul olarak TOGÜ MTL, Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üniversitemizin bünyesinde faaliyet gösteriyoruz biliyorsunuz. Biz de depremzede çocuklarımıza katkıda bulunmak için bir stand kurduk. Standımızda kendi ürettiğimiz kompost ürünlerimiz, ıhlamurlarımız, kurutmuş olduğumuz üzümlerimiz, kuşburnularımız. Öğrencilerimizle onların satışlarını gerçekleştiriyoruz. Sana çok güzel şeyden. Marulu kim istemiş? Teşekkür ederim. Tamam. 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 Tam